Selamlar efendim. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Yine bir Görkem Yelten kitabı, yine bir çocuk kitabı ve yine güzel bir kitapla bu sefer karşınızdayım. Bugünkü kitabımız Bez Ayakkabılılar olacak efendim. Onun incelemesini yapacağım sizlere. Öncelikle bu kitabı bana yollayan okur yazar yayın evine teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Sizlere kitabı göstereyim. Şöyle okur yazar yayın evinden çıkıyor efendim. Görkem Yalta'nın kitabı ve resimleyeni de Yeliz Oskay. Çok güzel bir basım, çok tatlı bir basım. Ayrıca da içerisinde böyle minik minik resimler var. Çok güzel olmuş, çok tatlı duruyor. Ben okurken bakmayı çok seviyorum. Puntoları oldukça güzel, rahat okunabiliyor. Akıp giden bir kitap. Basımı da gerçekten son derece kaliteli. Görkem Yelten kitaplarını ben çok beğenmiştim. Hatta kanalımda Görkem Yelten kitaplarını bulabilirsiniz. Aşağılara doğru inerseniz videolar bölümünde diğer kitaplarını da inceliyorum. Elimden geldiğince de okuyup sizlere düşüncelerimi paylaşıyorum. Bence çocuk kitapları çok güzel şeylerdir. Çocuk kitapları okumayı çok seviyorum çünkü çocuklara anlatabilmek bir şeyi, çocuklara ilgisini çekebilmek çok zor bir şeydir. Ve Görkem Yalta'n da bunu son derece güzel bir şekilde başarıyor. Diğer kitaplarında olduğu gibi bu kitap da benim çok hoşuma gitti. Ayrıca bu kitap birazcık daha psikolojik, birazcık daha karakterlerin yoğun yaşandığı bir kitaptı diğer kitaplara nazaran. Bu bir tık daha böyle yaşı üst seviyelere uygun da diyebilirim bu kitap için. Birazcık kitaptan bahsedeyim sizlere. Mustafa adında bir karakterimiz var. Mustafa bir bez ayakkabılılar üyesi. Bez ayakkabılılar okulda sadece bez ayakkabıyla gezen gruptur. Bu grupta 4 kişi var. Mustafa içlerinde ve 3 tane daha oğlan çocuğumuz var. Bunlar sadece bez ayakkabı giyiyorlar. Kışın yağmurda da ayaklarına içlik giyerek resmen hani böyle yağmurdan korunma şeyi giyerek yine bez ayakkabı giyiyorlar. Bir gün Mustafa'nın babaannesinin ördüğü bere bu bez ayakkabılıların elinde oyuncak oluyor birazcık ve yanlışlıkla istemeden olsa istemeden bereyi yere düşürüyorlar. Mustafa'nın çok değer verdiği bir bere bu. Ve o anda Mustafa duygularını dışarı vuramıyor. Çünkü içten içe üzülüyor ama arkadaşlarını çok sevdiği için bir şey de söyleyemiyor. Bu durumda da birazcık içerleniyor. Grup üyeleri acaba hani çok mu ileri gittik, çok mu kötü davrandık diye düşünürken Mustafa bir kız görüyor. Arkası dönük, fularlı böyle atkılı bir kız görüyor. Ve kızın üzerinden çantasından bir fotoğraf düşüyor. Fotoğrafı düşününce de Mustafa gidiyor, hemen fotoğrafı yerden alıyor. Kıza vermek için aslında yanında arkasına döndüğünde bulamıyor kızı. Kız ortadan kayboluyor. Fotoğrafa da bakarak kalıyor Mustafa. Fotoğraf çok hoşuna gidiyor. Resmen kıza aşık oluyor. İşte yüzü, gözü, bakışları çok hoşuna gidiyor Mustafa'nın. Acaba diyor tekrardan buluşacak mıyım bu kıza, görecek miyim bu kızı derken diğer kız yani kızın bakış açısına geçtiğimiz bölümler oluyor. Kızımız Bilena. Bilena yeni geliyor okula ve şehir dışından geliyor. Bilena bir evlatlık. Yani annesi babası yeni annesi babası oluyor Bilena'nın ve nasıl iyimser olduklarını işte nasıl güzel bir aile olduklarını görüyoruz. Çünkü evlat edinmek çok bence değerli bir şeydir. Evlat edinmek çok 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 özel bir şeydir. Çünkü gerçekten anne baba oluyorsunuz onlar için. Yani böyle hissediyorlardı adım gibi eminim. O yüzden de onu çok güzel vermiş Görkem Yalçın. Bize o anne baba olmanın işte bir dediğini iki etmemeye çalışmanın hatta Bilana'nın kızın anne demesi, baba demesi resmen onlar için bir dünya, bir mutluluk kaynağı. Bunu çok güzel vermiş bizlere. Bilana karakteri de sonrasında Mustafa ile karşılaşıyor yolda. Resmen Mustafa ne dediğini bilmiyor. Bir anda eli ayağına dolaşıyor. Bizim karakterimiz Mustafa da
Bilana'ya işte fotoğrafı vermiyor, veremiyor, utanıyor. İşte ben aldım fotoğrafı sana veremedim vesaire diye de diyemiyor. Çünkü baktıkça bakası geliyor fotoğrafa. Bilana'ya resmen aşık oluyor Mustafa karakteri. Ardından da okulda artık buluşmaya başlıyorlar Bilana'yla. İşte görüşüyorlar. Bez ayakkabılılar birazcık tavır yapıyor çünkü Mustafa'nın kalbini kazanmaya çalışıyorlar ama Mustafa'nın aklı tamamen başka yerde. Bilana'da bütün aklı ve Mustafa karakterinin duygularını okuyoruz. Bu kitapta daha da fazla detay vermeyeyim. Duygularını okuyoruz. Bilana'ya karşı olan duygularını okuyoruz. Ailesine karşı olan duygularını okuyoruz. Arkadaşlarına karşı olan duygularını okuyoruz. Birazcık psikolojik açıdan daha derin bir kitaptı. Psikolojisini çok daha güzel veren bir kitaptı. O yüzden de kesinlikle ama kesinlikle çok beğendiğim bir kitap oldu efendim. Bayıla bayıla okudum. Gerçekten bayıla bayıla okudum. Görkem Yalçın kitapları benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden de sizlere de öneriyorum efendim. Bu kitap önerdiğim çocuk kitaplarından bir tanesi oldu kesinlikle diyebilirim. Evet efendim, bu kitaplıkta bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olabilirsiniz ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Bunun gibi çocuk kitaplarını seviyorsanız bir göz atmanızı tavsiye ederim kanalıma. Oldukça fazla çocuk kitabı da okumaya çalışıyorum. Sevdiğim bir böyle kitap türüdür çocuk kitapları. Onlara da bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Instagram'dan ve Wattpad'den ve Bin Kitap'tan bana ulaşabilirsiniz. Instagram'da hangi kitabı okuyorum, kaçıncı sayfadayım diye her gün güncelleme atıyorum. Veya işte kedilerimi paylaşıyorum bol bol. Onları görmek isterseniz de beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.